O cennette Resulullah'ın dostu olur. Kur'an'da şöyle buyrulur: haksızlık yapanlara yönelmeyin, yoksa ateş size de dokunur. Sizin Allah'tan başka dostunuz yoktur. Sonra yardım da göremezsiniz. Musa, Rabbim, bana verdiğin nimete andolsun ki suçlulara asla yardımcı olmayacağım, dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: her kim bir zalime zulmünde yardımcı olursa, kıyamet günü alnında Allah'ın rahmetinden ümitsizdir yazılmış olarak gelir. İmam Sadık aleyhisselam buyurdu ki: her kim bir mazlum karşısında zalime yardımcı olursa, zalime yardımdan el çekinceye kadar aziz ve celil olan Allah sürekli olarak ona gazap eder. İmam Rıza aleyhisselam, her kim zalime yardımcı olursa zalimdir ve her kim de zalime yardım etmez, onu tek başına bırakırsa adildir, buyurmuştur. Allah'ın sevgilisi bir hadisi şeriflerinde buyurdu ki: her kim bir zulüm hakkında yardımcı olursa, kuyuya düşmüş ve kurtuluşu için çekilen deve gibidir. Bir başka hadis-i şeriflerinde ise şöyle buyurmuştur: her kim birinin zalim olduğunu bildiği halde ona yardım etmek için onunla yoldaş olursa, İslam'dan çıkmıştır. Yine şöyle buyurmuştur: her kim zalimle yol yürürse suçludur. Allah buyurdu ki: şüphesiz biz suçlulardan intikam alırız. Allah'ın sevgilisi yine şöyle buyurdu: her kim zalim bir sultanın huzurunda bir kırbaç asarsa, Allah kıyamet günü o kırbacı 70 zira uzunluğundaki bir ejderhaya dönüştürür ve onu cehennem ateşinde kendisine musallat eder. Bu ne de kötü akıbettir. İmam Sadık aleyhisselam, zulmeden kimselere meyletmeyin ayeti hakkında şöyle buyurmuştur: her kim bir sultanın yanına gider ve elini cebine götürüp kendisine bir şey verinceye kadar hayatta kalmasını isterse, zalime meyletmiştir. Yine İmam Sadık aleyhisselam buyurdu ki: her kim adını zalimin çocuklarının defterine yazarsa, aziz ve celil olan Allah kıyamet günü onu domuz şeklinde haşreder. Allah'ın sevgilisi, her kim bir zalime yardımcı olursa, Allah o zalimi ona musallat eder, buyurmuştur. Allah'ın kitabında buyurulur: kim iyi bir işte aracılık ederse, ona onun sevabından bir pay vardır. Kim de kötü bir şeyde aracılık yaparsa, ona o kötülükten bir hisse vardır. Allah her şeyin karşılığını verir. İmam Ali aleyhisselam şöyle buyurdu: en güzel adalet mazluma yardım etmektir. Allah'ın sevgilisi de, her kim mazlumun hakkını zalimden alırsa, cennette bana dost ve arkadaş olur, buyurmuştur. Hazreti Ali, mazlumu gördüğün zaman zalim karşısında ona yardımcı ol, buyurmuştur. Yine İmam Ali aleyhisselam, oğulları Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin'e şöyle buyurdu: hakkı söyleyiniz, sevap için amel ediniz, zalime düşman ve mazluma da yardımcı olunuz.